acı biberler sür dilime dudaklarıma. Bir kazamam lazım. Kazamam lazım da. Kazamam lazım. Hayır hayır hayır. Sakin. Sakin. Kasparov'un dediği gibi. Sakin. Sakin. Evet. Ben böyle şey görmedim. Hocam ne oluyor? Önce Amerikalı, sonra Mısırlı. Çok kötü çalıyor arkadaşlar. Çok kötü. Şimdi sakinliğimi korumam lazım. Hırçınlığımı dizginlemem lazım. O agresif modumu tekrar dingin ruh haline getirmem gerekiyor. Rakip gelecek mi bakalım? Bir yandan oraya bakalım, bir yandan lobiye bakalım. Burada kimse var mı diye. 10 artı 10'da Samares var. 10 artı 10 da olur. 10 artı 10 da olur. Tamam, oynayalım. Vallahi arkadaşlar, siz yani reti yapacağım. Yani güvendiğim liman, güvendiğim limana yanaşayım. Evet. Evet arkadaşımız 1900 tane maç yapmış. Rapid maç. Fianchetto'lu oynuyoruz. Hadi bakalım. Sakinliğimi koruyacağım. Evet, kendinizi hep böyle telkinlerde bulunmanız lazım. Ebe sürmek istiyor. Buna izin vermemek tercih meselesi. Tercihdir. Tamam, bunlar çok bildiğim sular arkadaşlar. Böyle oynayacağız. Hay Allah ya. Teorik hamle bu da. E4 yapacağız. O da ebe sürecek. E5'i almayacağız. Ben bir H3 hamlesini beğeniyorum. G4 karesinin kullanımını kapatıyorum. Birazdan kale E1 geleceğiz ve fırsat bulursam double fianchetto yapacağım. Halen kendimi içten içe sakin. Sakin ol cowboy diyorum. Kendimi telkinlerde bulunuyorum arkadaşlar. Çünkü hatalarınız olacak ve bu hataları kendinize kabul ettirmeniz gerek. Bu hataları tekrarlamamak için kendinize hatırlatmanız gerek. Sakinliğinizi korumanız çok gerek arkadaşlar. Evet, hırçınlık satrançta yaramaz. Hani diğer branşlarda hadi aslanım yüklen bindir hadi. Hani böyle var ama satrançta tam tersi. Satrançta dingin bir ruh haline geçmeniz gerek. Sakinliğinizi korumanız gerek arkadaşlar. Bakalım. Hay Allah ya. Tabii içten içe üzülüyorum. O üzüntümü de unutmam lazım. Unutmayın. Unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Unutamıyorum arkadaşlar. Şu an nasıl kendimi kandırmaya çalışıyorum bir bilseniz. Hırpalandım. Parçalandım. Ve her bir parçamı ayrı bir yere bıraktılar arkadaşlar. Rica ediyorum. Like desteğiniz ihtiyacım var. Belki de başıma gelenler bu like'ların az olmasından. Bak aramızda like vermeyenler var. Bak geliyor bana burada raporlar geliyor bak. Bak. Bak Arda like'a basmamış. Şu an bizi izliyor Arda. Ya niye basmıyorsun kardeşim? Biz burada kan ter içindeyiz ya. Bak burada el yapımı kupamdan. Bak bu benim el yapımı kupam. Bir takipçimiz göndermişti. Hatta hediye de vermiştik. FM Yasemrah Yağız. Burada satranç takımı var. Burada da satranç dünyam yazıyor arkadaşlar. Bu el yapımı arkadaşlar. El emeği göz nuru. Bakın. Uzun zamandır bu kupamı kullanmıyordum. Ama unuttum sanmasın o takipçimiz. Halen bizi takip ediyor mu bilmiyorum. Ediyorsa şu an gözleri dolmuş olmalı. Çünkü unutma. Unutulanlar unutanları asla unutmaz diyordur içinden. Biz de unutmadık arkadaşlar. Suyumuzu içtik. Çay gibi içtim vallahi ya. Evet, çay gibi içtim. Susamamıştım çünkü arkadaşlar. Rakip düşünüyor hocam. Sert kayaya çarptın. Vallahi bu saatten sonra yansam ne olur? Yağıyor yağmurlar. Olan olmuş. Dönsen ne olur? Sönüyor yangınlar. Umarım doğru söylemişimdir. Adam da şalt yaptı. Onun da bir fikri yok. Ben kaleye bir geleceğim. O da şey yaptı. Yani FM'ye H3 yaptı. Neden yaptı? Ya bir nedeni vardır. Ben de H6 yapayım demiş olabilir. Benim öyle dediğim bir oyun vardı. Size oyunu da belki gösteririm. Bu arada ışığı mı geldi? Evet, enteresan oynuyor. Normalde bu hamleler çok oynanmaz. Ben o zaman double fianchetto yapma hakkını elde ettiğimi düşünüyorum. Double fianchetto yapayım. Sonra da oraya bir operasyon planlayacağız. Yani illaki şah kanalına saldıracağız gibi bir olay yok. Satrançta ilk amaç konumsal üstünlük elde etmektir. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet, sonucu düşünmek yok. Halen kendimi uyuruyorum. Adam A5 yaptı. A4'lere gebedir o hamle. Bu oyunda böyle bir fikir var. A5'in fikri sadece A4 yapmak değil. D4'ü aldıktan sonra atı C5'e koyacak ya. Benim B4 sürmemi engelliyor. O yüzden ben fili buraya geleceğim arkadaşlar. Fili buraya geleceğim.
Bugün aslında çok motiveydim. Çok motive olmak da iyiydi işte. Bak böyle çarpılıyorsun yani. Hocam şimdi ne yapacaksın? Şimdi arkadaşımız bunu kesip kesip bunu gelmek istiyor. Bunu gelince buraya 2 basacak. Ben 3 koruyorum zaten. Ben veziri buraya geleyim. Kalede buraya geleyim arkadaşlar. Gücüme güç katayım. Gücüme güç katayım. Oluyor mu? Lokum gibi oluyor. Lokum gibi. Evet. Bakın adım adım taş yazı güçlendireceksiniz. Bu sizi ikna edecek. Sonrası gelecek. Sonrası gelecek. Ama hep arayış içerisinde olacaksınız. Çünkü rakibin oynadığı hamleden sonra olsun, sizin yaptığınız hamleden sonra olsun, yeni fırsatlar, yeni olanaklar, yeni kapılar, yeni yollar açılır. O açılan yolları keşfetmeniz gerekir. Satranç oyununda keşfetmek de var. Gözlem yapmak var. Kıyaslama var. Hesaplama var. Öngörü var. Tamam mı? Sabırlı olmak. Otokontrol. Sinirlerin kuvvetli olması. Duyguların kontrol altında olması. Adam atı geldi. Ne istiyor hocam? F5 yapmak istiyor. Yani bak taşı burada yatıyorken, atı daha konumlanmamışken F5 yapıp oyunu açarsa onu ben orada parçalarım. Ben sana söyleyeyim. Sen kaleye gel hocam. F5 yapsın da onu parçalayalım biz orada. Hadi. Arkadaşlar, oyunu açmak demek piyon değişimine girmek demek. Senin taşların yatıyorsa, yani hazır değilse, potansiyelleri oluşmamışsa, merkezi açarsan ayvayı yersin. Ben şimdi o F5 hatasını yapmasını bekliyorum. F5'i yaptığında çatır çutur buraları alacağım arkadaşlar. Sonra da ben inanıyorum ki açılan dikey ve çaprazlardan fırsatlar önüme serilecek. Yani hissediyorum bunu. Hissediyorum. Teknik açıdan aslında biliyorum. Teknik açıdan. Fili geldi. Tamam. Fili geldi. Dur şimdi. Fili geldi de. Fili oraya geldi de. Fili orada bence tatlı değil. Dur bakalım. Şimdi benim artık operasyonel bir şeyler yapmam lazım. Çünkü taşlarım pişti. Daha da pişiremiyorum. Bir tane bu hamlem gözüküyor ama o da bir şey değil. Şimdi şunu kessem. Veziri insam aşağı. Yok ya. Vezirleri ben niye değişeyim? Hocam merkezi kapatsam nasıl olsa alamıyor. Aldığı zaman C2'ne kayarsın. Yani alamıyor derken arkadaşlar alırsa benim için iyi olur gibi düşündüm. Hatta bu, bir dakika dur, bunu alırsa ben bunu atla alırım. Fil de alır, vezir de alırım. Burada geri kalmış pona saldırırım. Ben bunu sürünce alamıyor o. Alamıyor. Fili kaçacak. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Ha, bitti gördün mü? Yani bakın hemen bir şey çıktı. Bak kalemi buraya geldiğim için. Bak vezirimi yukarı çektim. Kalemi buraya geldiğim için bana bir fırsat doğmuş. Ben D5 yapabiliyorum. D5 yapıyorum. Aldığı zaman atlalıyorum. Aldığı zaman atlalıyorum. Fille alırsa vezirle alıyorum. Yanlış mı bakıyoruz? Ve burada geri kalmış piyon oluyor. Ona saldıracağım arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani rakibimi konumsal açıdan bir zayıflık oluşturdum. Oluşunca ne oluyor hocam? Oluşunca oyun planım belli. O zayıflıktan yararlanmaya çalışacağım. Bu kadar basit. Yani siz rakip üzerinde baskı kurabilecek bir nokta yakalıyorsunuz. Bir açık yakalıyorsunuz. Bu kadar basit. İlla şaha saldırmanız gerekmiyor. Şimdi ben buna saldıracağım. Bir de buraya at oturtma yapmaya çalışacağım. O da kolay değil. Şöyle bir manevra görüyorum. Tabii onun da her şey bana dönmedi burada. Onun da D4 karesi güçlü. Atı buradan dolanıp buraya oturtabilir ama ben orayı at fille tuttuğum için, kale tuttuğum için oraya gelse bile ben onu yok ediyorum. Tamam, tutacak. Tutacak ama tutmalarla olmaz o iş. Ben sana tutmalarla olmaz. Evet, tut ki karnım acıktı. Anneme küstüm. Tüm şehir bana küskün. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Şimdi kaleyi çiftleyeceğim mi hocam? Ya çiftliği basacağım mı hocam? Bir biraz bakayım arkadaşlar. Ya basabilirim. Daha iyisi var mı diye bakıyorum. Daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. Basacağız ya. Niye basmayayım ki ben? Basacağım. Valla göstere göstere basacağım arkadaşlar. Bak basıyorum. Hatta evet, buraya geliyorum. Bak buraya geliyorum. Geliyorum. Bir şey yok değil mi? Vezire saldırırsa. Ha, dur ama bak şimdi şöyle bir numara var arkadaşlar. Atı buraya gelip sonra bunu buraya geldiği zaman vezir sıkışıyor kaleyi buraya koyarsam. Bak kaleyi buraya koyarken vezirimin gidecek yerinin azalması beni hemen tedirgin etti. Böyle bir hamlesi mi var onun? Ne? Ben böyle gelince böyle mi gelecek o? Sonra at gelip vezir düşürmek isteyecek. Uf, bir dakika. Ne yapacaksın hocam o zaman sen? Ne yapacaksın? Setup'ımızı değiştireceğiz o zaman. Yani bu hamlesi beni rahatsız ediyor. Bu setup'ı değiştirmemiz lazım bizim. Nasıl değiştireceğiz hocam? Hocam yardım et. Bu da buraya saldırmış ama orayı zaten korumadı.
Biraz sakinleşin. Evet, geçmiş maçlar aklıma geliyor arkadaşlar da. O yüzden uyuruyorum kendimi. Sakin ol diyorum ya. Bu maçı yine kaybedeceğiz acaba falan diye düşünüyorum. Kendimizi kaybettik, kaybettik vallahi ya. O zaman bu atına ben manevra mı yapayım acaba? Şöyle, şöyle, şöyle. Manevra mı yapayım acaba? Ben bu atına manevra yapayım arkadaşlar. Ama manevra da yapamıyorum biliyor musun? Bak atı buraya geliyorum. Yine atı buraya geliyor. Atı buraya çektiğim zaman atı buraya geliyor. Vezire saldırıyor sonra bu düşüyor. Ben böyle bir şey, aşk görmedim. Ha yok düşmüyor, 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 düşmüyor. Bir dakika dur. Böyle geldim. Böyle mi geldi? Böyle çektim. Atı buraya geldi. Veziri buraya çektim. Bu düşmüyor. Çünkü fil ve kale koruyor. Düşmüyor. Ama düşmüyor da atı E6'ya geliyor buraya oturacak. Allah Allah. Atımı buraya getirmek fikri çalışmıyor. Hocam. Sen veziri peşinden geri çek. Ama yok o da olmaz ki ya. Bebeşler falan sürer. Fili gelsem at C5 gelecek. Onun da bir manası yok. Ne biçim oyun oldu anlamadım ki ya. Hocam rüzgar. Rüzgar tersine döndü. Hocam kale E2 ile yap sen bu çiflemeyi. Nasıl fikir? Yine at C5 gelecek. Ben ne yapacağım? Aa. Allah Allah. Allah Allah. Ben atı buraya geleceğim arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Vallahi ben atı buraya geleceğim. Ben böyle aşk görmedim yani. Ben atı buraya gelebiliyorum değil mi? Gelebiliyorum herhalde arkadaşlar. Yo arkadaş ben... Bir dakika adamın böyle bir hamlesi de varmış. Ver kuzuyu ver kuzuyu. Hocam sen o veziri çek oradan ya. Vallahi çek onu veziri ya. Vallahi. Çek arı hocam çek arı. Ya vezir düşük neredeyse. Zaten vezirin burada ne işi var ki? Ben veziri girisin gireyi çekiyorum arkadaşlar. Vezirin burada ne işi var? Allah aşkına. Allah Allah. Satranç kolay değil arkadaşlar. Vallahi kolay değil. Bence hani bence yol yakınken hocam diyorsunuz ya. Hocam vallahi bak. Hocam vallahi bak bize satrancın sırlarını anlatan bir kitap. Tamam hadi gösteriyorum. Hadi gösteriyorum. Tamam hadi gösteriyorum. Tamam. Çok istediniz bak. Bak bu kadar izlediyseniz. Hocam bir saat yayın gelsin izlerim. Al sana bir saat yayın. Bak. Bak 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 bak. Daha yavaş çektim. Bak bak bak. İşte bu. Arkadaşlar ne sırrı Allah aşkına ne sırrı? Ne sırrı? Sır mırı yok. Adam B6 yaptı. Baksana sır olsa B6 yapar mı? Satranç sırrı olsa B6 oynanır mı bu konumda? Adam B6 yaptı azizim. Adam B6 yaptı biliyor musun? Sen ne yapacaksın hocam? Ya buraya gelsen bebe sürecek. Bebe sürmesine izin vermek istemiyorum. Anlamadım gitti. Ben bu oyunu anlamadım arkadaşlar. Yoksa hocam yapamıyor musun artık? Ben veziri C3'e gelsem atı C5'ten böyle böyle koyacak. Filini kapatmamam lazım benim. Ama bu oyun manevralar gerektiriyor. Ben sana söyleyeyim. Bu oyun manevralar gerektiriyor. Ben bunu anlamam lazım. Bu oyun manevralar gerektiriyor. Ben bir şey buldum arkadaşlar. Kaleyi buraya geleceğim. Veziri buraya geleceğim. Kaleyi buraya getireceğim. Bu oyun manevra istiyor. Bu oyun manevra istiyor arkadaşlar. Bu oyun detay istiyor. Bu oyun incelik istiyor. Evet. Evet. Bence bu oyun böyle oynanır. Biraz manevra yapmamız lazım. Bu vezire yer bulamadım arkadaşlar. C dikine gelirsem açmazdan buraya basacak. Burada bir baskı noktası oluşturacak. Ben istemiyorum onu. Veziri E1'e koyacağım. Çünkü E4'ü koruyan birisinin olması lazım. Bir de benim kaleleri çiftlemem lazım. Benim buradaki baskımı biraz arttırmam lazım. Ama ve lakin atı da bir yandan buraya oturtmam lazım. Rakip ne oynuyor? Hocam göster göster G3'ü almak istiyor. Ben böyle bir aşk görmedim. Yani bu çok kötü bir hamle. Çünkü atın karesini kapattı arkadaşlar. Ben şaha gelirim ki buraya. Adam başka bir şey mi hesapladı? Ne hesaplıyor adam? Yok abi bir şey hesapladığı yok. Gel buraya. Abi göstere göstere G3'ü almak istiyor filan. Çıldırmış ya. Atın karesi orası. Hadi yine iyisin. Atı buradan dolandırabilirsin. Acaba onu mu kovalıyor? Bilmiyorum. Evet. Lichess bir dakika sonra restart olacak diyor. Maç bitmez değil mi arkadaşlar? Böyle durumlarda maç bitiyor mu? Bitmesin bari ya. Hevesimiz kursağımıza kalmasın. Vallahi ben bugünüm iyi geçmez. Ben söyleyeyim size. Evet. Siz sanıyorsunuz ki o hoca ne kadar güzel, enerjik.
Güle oynaya geçiriyor günlerini. Hiç de bile. Hiç de bile. Bak sana söyleyeyim. 2 haftadır değil mi? Yo, yaklaşık 3 haftadır hayat üzerime geliyor. Hem de sağlı sollu. Önlü arkalı. Önlü arkalı fotokopi çekti yani bizi. Ben sana söyleyeyim. Ama güzel günler yakın diye tahmin ediyorum. Dur bakalım. Dur bakalım. Bu cuma gecesi birçok şey belki değişmiş olacak. Bakalım. Bu cuma gecesi bakacağız yani. Hocam hangi cuma gecesi? Her cuma gecesi amatör gecesi. Kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize eğleniyoruz. Ondan sonra adam geri gitti. Ben böyle bir aşk görmedim. Valla. Ben planımı uygulayayım arkadaşlar. Ben planımı uygulayayım azizim. Ben veziri buraya geliyorum. Kaleyi de buraya geliyorum. Adım adım ne yapalım? Ne yapalım? Kıvrandırdı adam bizi. Belki şöyle bir manevra yapacağım ben ha. Atı bur. Tamam. Tamam. Şimdi ben böyle geliyorum. Ben böyle geliyorum. Bastık. Bastık. Bak vezir burayı tutuyor. Kaleleri double ettik mi? Ettik. Tek sorunum at kaldı. Bu atı buraya oturtmam lazım. Manevra var mı hocam? Bir tane manevramız var. Böyle, 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 böyle. Hocam, hatta buradan buraya. Ne diyorsun? İki tane zayıf kale var orada. Vallahi olur. Siz de oyunlarınızda böyle yolculuklar hayal etmeniz lazım. Atımı nereden nereye, filmi nereden nereye götürmem lazım diye. Amacımız ne? Taşımızı daha fonksiyonel, daha işlevsel hale getirmek. Hocam at burada güçlü değil mi? Güçlü değil, bir işe yaramıyor işte. Bir işe yaramıyor. Bu at kaç puan? Bu at kaç puan? 3 puan. Bak birazdan göstereceğim kaç puan olacak. Öyle bir şey var ya. Bu kaç lira? Evet, satrançta var. At kaç puan? 3 puan. Birazdan göstereceğim. Birazdan göstereceğim. Süper ya. Hocam 1 saat yayını aç, 1 saat izleriz. Kaç dakika oldu? 1 saat oluyor valla. 1 saattir izleyen var mı Allah aşkına? Valla var mı bak? Doğru söyleyin. Doğru söyle. Like'a basmayan bile var aramızda. 1 saat izleyen mi var? 1 saat izleyen varsa ben de o zaman bundan sonra uzun yayın kayıtları çekeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Ya Herro ya Merro hocam. Evet. Arkadaşlar valla kolay değil. Kolay değil. Satrançta kazanmak kolay. Adam nasıl geldi ama? Şallah üzerimize geldi 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 mat etti. Göstere göstere. Hocam kitaplara geçtim. Kitaplara geçtim. Bu arada ben biliyor musun arkadaşlar? Ben kendimden bahsetmeyi çok sevmiyorum biliyorsunuz. Ama kitaplar yani bir uluslararası yabancı bir kaynakta kitapta benim maçımın yer aldığını söylesem çok abartılı olmaz herhalde sizin için. Hocam ne olacak ki yani? Sen bizim zaten değer verdiğimiz bir hocamızsın. Senden böyle bir bekleriz yani. Böyle bir klas hareket bekleriz. Benlik bir durum yok arkadaşlar. Bunu da fark eden sevgili Alper Efe Ataman. Analiz satranç. Analiz yayıncılık. Fark etti. Adam geldi. Ben adı atı oynayacaktım. Atı oynayalım bari. Ondan sonra arkadaşlar. Dedi ki bak dedi bir kitapta senin maçını koymuşlar. Hatta övgüyle bahsetmiş. Yani şöyle bir övgü. Kitaptaki belki de en zorlu örnek. Taktik kitabı arkadaşlar. En zorlu örnek olarak beni işaret etmiş. Ben de bir Alman bir GM'yi yenerkene, bir resital sergilerkene ki o konumu koymuş. İlk hamleyi çift ünlemlik zor hamleyi buluyorum. Ama devamını getiremediğim için oyun berabere bitiyor. Tabii arkadaşlar bizim de hızlı zamanlarımız oldu. Hepimizin hızlı zamanları vardır. Olacaktır da genç olan arkadaşımız için söylüyorum. O anları, o yılları özlemle anacaksınız. Evet. Ben var ya zamanında ne canlar yaktım, değil mi? Dur, atı geldi. Şey vezir geldi. O da ne yaptığını bilmiyor, ben sana söyleyeyim. Ama şimdi ben atı buraya gelemem. Burası boşta kalır. Çünkü o iki taşla saldırıyor. Ben tek taşla koruyorum. Hocam burayı korumak için F3 gibi çılgın bir hamle mi yapacaksın? Ben sana söyleyeyim mi? Yapacağım. Yapacağım. Yapacağım arkadaşlar, ne olacak? Yapacağım. Sorun yok. Ben atı buradan buraya getirdiğim zaman işte o zaman o ağlayacak. Neden ağlayacak? Buradan mı yersin diyeceğim. Buradan mı yersin diyeceğim. Tamam mı? Ağlayacak. At gelecek at. Bak şimdi bu at kaç puan? Ya biraz önce 3 puandı. Şimdi bu at kaç puan oldu? 1 puan oldu. 1 puan. İzle. Asıl olay birazdan gelecek. Süper ya. Evet arkadaşlar. Hocam 2200'lük arkadaşı bile zor bela yeniyorsun. Şimdi her oyun öyle akmaz. Bak at geliyor. At geliyor. Bak geliyor. Geliyor. Hocam şimdi kaç puan? Şimdi 2,5 puan. 2,5 puan.
Bekle ama bekle. Bekle şimdi. Geliyor. Taşların gerçek gücü oyundaki işlevselliğine göre artar veya azalır. Ama taşı eline aldığındaki o saf gücü işte 3'tür. At fil 3'er puan. Piyon 1 puan. Kale 5 puan. Vezir 9 puan. Evrensel bunlar. Fil tabii ki ata göre daha değerli kabul ediliyor. Ve bu kanıtlanmış. Adam ata geldi. Hocam onun da var bir hevesi. Hocam onun da var bir hevesi. O da oturtacak. O da oturacak. Ama sen kimi oturtuyorsun? Kime? Dur. Şimdi ben bunu buraya gel. Onu oturtacak bunu. Vallahi oturtuyormuş ha. Hay Allah ya. Nasıl yapacağız hocam biz? Dur. Biz buraya basıyor muyuz? Basıyoruz. Basıyoruz değil mi? Tamam basıyoruz. Tamam basıyoruz. Hocam. Çok güzeller var ben size söyleyeyim. Mesela bir tane fil A3'e bakıyorum. Bir numara çıkar mı diye bakıyorum. Vezirim artık anlamını kaybetti. A bak vezirim artık anlamını kaybetti değil mi? Vezir ben niye buraya gelmem o zaman? Şuraya baksın. Burada baksın. Mesela ben bunu istesem bunu neyle koruyacak? Neyle koruyacak azizim bunu? Söyle bana. Söyle bana. Vezirle mi koruyacak? Vezirle koruyacak hocam. Vezirle koruyacak. Vezirle mi koruyacak? Korusun. Korusun bakalım. Gelin ben buna arkadaşlar. Geleyim. Evet. Bir tane B6 isteyelim. Böyle sağlı sollu isteyeceğiz. Sağlı sollu. Vezirle korudu. Bak veziri geldi. Hocam bak atı gel artık buraya. Ama dur. Bir ayar daha yapmam lazım. Bir ayar daha yapmam lazım. Mesela fili buraya gelmem lazım. Fili buraya gelmem lazım. Buna basınca o neyle koruyacak? Neyle koruyacak? Taşları geri giderse işte ben o zaman patlatacağım. Ben bir yandan da F4'ü kovalıyorum ha göz ucuyla. Size söylemiyorum ama bir yandan da F4'e bakıyorum. Bak mesela fil A3'e. Bak böyle fil A3 geleceğim ben bir tane basacağım. Basacağım. Bak fil A3 geliyorum. Niye fil A3 geliyorum biliyor musun? Atı C5'e gelirse at D4 planından uzaklaşıyor. O zaman ben atımı... Aha geldi. C5 geldi. Planından uzaklaştı. Ben şimdi planıma devam edeceğim. Hocam geliyor mu? Plan geliyor mu hocam? Nasıl da planla oynuyorsun hocam? Yerim seni hocam yerim. Senin planlarını yerim hocam. Bak rakip kendi planını hemen bozuverdi. Ben bozdum mu? Bozmadım. Bozmadım. Hocam şimdi at kaç puan? Şimdi at 4,5 puan. Ama asıl olay birazdan geliyor. Birazdan geliyor. Atın potansiyelinden dolayı ona 4,5 puan diyorum ha. Bak fil de geri geldi. Hocam adam geri geliyor. Çünkü bunu tutamıyor. Dur. Hocam şimdi F4 geliyor mu? F4 tehditle de gelir ha. Vallahi. Ne diyorsun hocam? At buradan hemen buraya gelmesin hocam. Gelmesin hocam oraya. Çünkü bu atı kovalarsak buradan gelir. Dur bakayım. Dur bakayım azizim. Ben çünkü sağ gösterip daha doğrusu sol gösterip sağdan dalabilirim. Dur. Bu var mı? Bunlar var mı hocam? Hocam. Hocam var mı bunlar? Ya bu bile iyi. Şu bile iyi de nihayetinde. Dur şimdi acele etmeyelim hocam. Acele etmeyelim. Atı buraya gelmek de güzel ama acele etmeyeceğim. Bir dakikanı rica edeceğim. Atı oynarsam sonra F4 süreyim. F4 süreyim ben azizim. Ben F4 süreyim azizim. Azizim süreyim ben. Vallahi süreyim vallahi. Sür 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 sür. Sür. Güzel. Güzel güzel. Baskı. Baskı. Meyvesini. Meyvesini. Baskı kurduğunuz noktadan vermez illaki. Yani ben buraya basıyorum diye illaki bu oyunun kazancı oradan olacak diye düşünmeyin. Farklı yerlerden kazanç kapısı da açılacaktır. Şimdi F4'ü aldı. Ben vezirle alıp F2'ni açmak, F2'ni kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hem vezir de buraya saldırıyor. Ne diyorsun? Ne diyorsun hocam? Vezirle bunu alınca atı da istiyorum tempolu. Tempolu ne diyorsun? Adam atı buraya gelirse ne yapacaksın hocam? Oraya mı gelecek ki? Gelsin. Bir şey olmaz. Veziri buraya gelirim veya veziri buraya gelirim. Veziri buraya gelirim. Atın buradan zıplayışı var ya. Fenalar yapar. Piyonlu almak zaten kötü. Ben bunu vezirle alacağım. Vezirle alacağım. Al 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 al. Tamam. Şimdi F2'nden de opsiyon çıktı. Oradan da dalacağım. Atımın hamlesini bak harcamadım. Tutuyorum.
Evet. Tehdit. Tehdidi. Biliyorsun öyle bir söz var. Tehdidi elde tutmak. Tehdidi elde tutmak. Gerçekleştirmekten daha etkilidir diye bir söz var. Doğrusunu sen araştırıp bul. Hocam öyle bir söz bulamadık biz. Ama Google'a sorarsan bulamaz. ChatGPT Pro'ya soracaksın. Evet, aramızda Pro'sunu kullananlar vardır, ben biliyorum. Yani biz öyle bir aileyiz. Yani entelektüel tavan. Tavan hocam. Evet. Tavan. Evet, bakalım neler olacak. Hocam bir saattir seni izliyorum hocam. Bir gün yüzü göremedik hocam. Göreceğiz arkadaşlar. Sabır. Sabır. Ya sabır. Ya sabır. Evet. Bu maç güzel gidiyor. Bak bu maçta yavaş yavaş konumumu toparlamaya, bir hedefe yönelmeye çalıştım. Bir yerde bir patlayacak o şimdi. Dur bak, patlamalar başladı gibi. Bak başladı gibi bak. Buraya mı bastı hocam? Bastı da o da feydi bıraktı. Ben mesela bir tane bunu mu geleceğim yoksa bunu mu geleceğim? Ben bunu geleceğim arkadaşlar. Çünkü en son atı aldım bunu istemesin diye. Bunu vurmanın bir manası var mı? Force hamle öyle vurur vurur. Bak o bile iyi. O bile iyi. O bile iyi. Ama onu kullanmayacağım ben. Ben bunu buraya gelirsem bunu alır mı o? Bunu alır mı? Aldım. Ya alamaz ki onu. Şey, fili tutuyor ki benim. Alamaz. Fili gelecek. Ben fili gelince ne yapacağım ama? Bir dakika dur. Ben mesela kaleye buraya geldim de ne oldu yani? Fili gelince ne yapacağım ben? Bir şey kazanamıyorum arkadaşlar. Bir dakika. O zaman ben bu filmden vazgeçmek hiç istemiyorum, ben sana söyleyeyim. Hiç istemiyorum. Hocam. Hocam. Hocacığım. Bak siyah kareler zayıf. Bak burası kırmızı. Burası kırmızı. Burası kırmızı. O kırmızılarla ilgilenmek istiyorum. Nasıl yapacağız ama? Nasıl yapacağız? Buradaki gücümü bozmalı mıyım, bozmamalı mıyım? Kaleyi buraya gelsem, fili buraya gelince ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Nothing. Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Fili bunu aldığım zaman belli alacak. İşe yaramayacak. Hocam. Hocam. Allah Allah. Bir dakikamız kaldı. Çay içelim ya. Çay da bitti arkadaşlar. Ya aslına bakarsan bu filmin burada işlevi kalmadı ya. Ben niye o fili orada tuturum ki artık? Ya atı alacağız diye tutturduk biz de. Ama bu at tehlikeli boyutlara çıkabilir. O atı yok etme opsiyonu elimde bulunsun diye. Ama bu da iyi. Çünkü at artık karesini kaybetti. Böyle mi gelecek ona da? Orada öyle gelecek. Biliyor musun? Ben tüm gücümle buraya saldırayım. Böyle böyle saldırayım arkadaşlar. Ne diyorsun? Tüm gücümle saldırayım mı? Kesti kesti kesti. Allah Allah. Allah Allah. Tamam, ben fili buraya geleceğim arkadaşlar. Ben fili buraya geleceğim. O fili buraya gelemiyor ki. Bu boşta kalıyor. Tamam canım. Ya bir sorun olması lazım arkadaşlar. Bir sorun olması lazım. 30 saniyemiz kaldı. Lütfen Allah'ım lütfen. Yalvarıyorum. Evet. Bir gün yüzü görmek istiyorum. Hocam bu maçı da kaybedersen amatör gecesinde buluşuruz. Buluşacağız galiba. Dur. Galiba amatör gecesinde buluşacağız. Hocam geldi. Vallahi geldi. Ben şöyle arkadaşlar dibe kadar ineyim. Çaktırmadan şunu isteyeyim. Ufak tehditler yaratalım arkadaşlar. Rakip şu an zaten oyundan kopuk oynuyor. Kopuk. Kopuk ol. Şimdi ben B6 istiyorum. Temiz. Temiz istiyorum ben. Temiz istiyorum. Verirse alabilirim. Ben bir yandan güçlemlem bu. Bir yandan da güçlemlem bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunlar güçlemlerim. Bunları da cepte tutuyorum. Ben onun yerinde olsaydım B6'yı verirdim valla. B6'yı korumaya kalkarsa iyice kötü olacak onun için. Ya kalkıp da böyle bir hamle yaparsa, ya bu hamleyi yapacağına o piyonu ver. Ama ben onu alırım da yani. Evet. Ya rakip patlamaya başladı. Patlamaya başladı. Onun zaman azalıyor. Onun zaman azalıyor. Evet.
Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum. Ay, heyecanlanmaya başladım arkadaşlar. Kazanabilecek miyim acaba? Asla aklınıza getirmeyin. Asla aklınıza getirmeyin. Zamanlar azaldı. Bir dakikanın altına girdik. Hocam bu at kaç puan? Halen 4,5 puan. Halen potansiyelini gerçekleştiremedi. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Aa, geldi at. Geldi. Bunu mu istiyor? Arkadaşlar ben kaleye geleceğim. Kaleye gelmek iyi mi ki? Bir dakika. Bunu gelsem. Yok. Kaleye gel, kaleye gel, kaleye gel, kaleye gel, kaleye gel, kaleye gel. Bas, 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 bas. Bas, bas, bas. Ama fili giydiye gelecek. Halen bir şey elde edemedim. Olacak şey değil. Fili giydiye gelecek. Ne yapacağız biz? Atta 5 oynayabiliyor muyum acaba ben? Aha, atta 5. Taktiksel açıdan oynayabiliyorum galiba. Taktiksel açıdan. Ama yok. Tabii taktiksel açıdan oynayabiliyorum. Atta 5'i atta 5 aldığı zaman vezir efedi vurabiliyor muyum acaba? Yo, vezir efedi işe yaramaz. Yo, yarar. Atı kaçarsa vezir alırım. Vezir alırsa kale alırım. Fil istiyorum. Atı kaçarsa fil alıyorum. Tehdidin ne? Atı almak. Tamam. Fil giydi gelirse at alacağım hocam. Kapten gidiyor. Kapten gidiyor. Kapten gidiyor. Hocam tık diye gitti. Ya arkadaşlar vallahi gidiyor. Gidiyor. Kapten gidiyor. Fil giydi oynasaydı atlı 5 oynayacaktım. Atlı 5 aldığımda kanımca, zannımca vezir feyde hamlesi var arkadaşlar. Yani bir taktiksel operasyon var orada sanki. Şu maçı bir analiz edelim arkadaşlar. Vallahi çok puan kaybettik ya. Of. Yani tekrar şeye düştük. Hemen bir analiz yapalım kısaca. Arkadaşlar. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Neyse kazandık. Kazandık. Bakın bu maçta ne olmuş? Bunlar teorik. Evet. D5'e şüpheli hamle demiş. At E2 oyna demiş. Ama niye ben D5'ten sonra burada şey kazanıyorum yani? Yok abi bu orada zayıflık var. Burada zayıflık var. Bu zayıflık da kalıcı zayıflık. Onunla sabaha kadar uğraşır durursun yani. Öyle söyleyeyim. Uğraştı da zaten rakip. Ben burada D2'nde kale çiftlemesi yaptım. Atımı dolandırma planı yaptım. O ileri geri oynuyor. Tabii ki soru işareti olacak oralar. Ve F4'ü iyi buldum ben orada. At E6 soru işareti. Fil giydi gelmesi lazımmış. Evet. Ve burada bitmiş. Böyle gelse ne varmış? Mesela böyle gelse. Bir bakalım ne varmış. At B5 var diyor. At B5. Bu olmaz mıymış? Alırmış ya bunu. Vezir F'de var mı? Ha, kale F8 varmış. Ben bu hamleyi görmemiştim. Bak kale F8 olmasa işe yarayan bir hamle. Çünkü dengede veriyor. 0-0 veriyor. Evet. Evet, güzel bir galibiyetti. 2400'den aşağı düştük. Tekrar geri geleceğiz arkadaşlar. King is back. Evet. Keyifli bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar sizlere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. İşte bu. Nihayet.